Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Birkaç gün önce biliyorsunuz yumurta felci geçiren bir dişimiz vardı. Ayrı kafese de almıştık kendisini. Şu an sağlık durumu gayet güzel bir şekilde ilerleme kaydediyor arkadaşlar. D vitamini ve B vitamini takviyesi hala devam ediyor. Yarın hatta bu akşam diyelim. Birazdan yaklaşık yarım saat, bir saat sonra arkadaşlar bunların sularını değiştireceğiz. Hasta kuşumuza dair komple probiyotik vereceğiz. Probiyotikten sonra tekrardan kalsiyum ve yani D vitamini ve B vitamini takviyesine bu dişimize devam edeceğiz. Haller hareketleri yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Ne gibi faktörler değişti arkadaşlar? Tellere tırmanma gibi durumlar başladı. Sadece yerde yatmıyor artık. İşte yemliğe çıkmaya çalışıyor. Yemlikte özellikle çok oynuyor. Yerde taklalar falan atıyor. Ayağında hissizlik olduğu için ayaklarını bazen kemirmeye başlıyor. Bu gayet normal. Kuşların hepsinde oluyor zaten bu durum. Ayakta bir his kaybı olduğu zaman veya kanadında bir his kaybı olduğu zaman orayı kontrol etme amaçlı gagasıyla kontrol ediyor arkadaşlar. Yani kemiriyor gibi bir hareket yapıyor daha doğrusu. Öyle söyleyeyim ben size. Ama iyileşecek yani. İyileşme gibi bir durumu yok şu anda gözlemlediğimiz kadarıyla. Bunun altında biliyorsunuz yumurtaları vardı. Yumurtalarında geldik. Biz bir üst katındaki kafese kaydırmıştık. Bunun iki yumurtası doluydu. Bir gün yatmadığı için yumurtalar bozulmuştu. Biz onu nasıl sizlere söyledik, nasıl anladık, nasıl söyledik hemen ondan bahsedelim. Normalde dolu yumurta arkadaşlar bir çember düşünün. Şöyle göstereyim karşı duvarda, hatta boş bir duvarda göstereyim ben size. Bir çember düşünün şöyle yuvarlak. Ortasında da bir tane nokta düşünün arkadaşlar. Bunlar kırmızı bu arada. Kırmızı bir çember. Ve bu arada kettle'ımız da buraya nem yapıyordu. Ağzı açık bir şekilde sadece 5 dakika çalışıyoruz arkadaşlar. Ve nem ciddi anlamda artıyor. Onu da belki bazı arkadaşlarımızın dikkatini çekmiştir. Hazır görmüşken sorusunu cevaplayalım. Çemberin ortasında bir nokta düşünün. Çember de kırmızı, nokta da kırmızı. Bu yumurtanın dolu olduğu anlamına geliyor. Ortadaki de zaten biraz daha gün geçtikçe kalp atışına dönüyor arkadaşlar. Bu dişi üstüne yatmadığı için 1,5 gün kadar, maksimum 2 gün kadar diyelim arkadaşlar. 2 gün kadar dişi üstüne yatmadığı için yumurta soğumuş. Ve o çember nokta birleşmişti, bütünleşmişti arkadaşlar. Ve canlı duran kan rengi, kırmızı renk böyle koyulaşmış, mora dönmüştü. Bozulduğu zaman zaten böyle oluyor. Ama şöyle bir durum yaşadık. Biz hemen yukarıki yuvaya kaydırdık. Eski haline tekrardan geri dönmüş yumurta arkadaşlar. Ben cidden çok çok şaşırdım. Çünkü ümidimi zaten yumurtalardan kesmiştim. Sadece dursun hani ne olur ne olmaz diye bıraktık. İyi ki de bırakmışız. Hani bu bozulmuş diye direkt atmamışız yani arkadaşlar. İyi ki böyle bir şey yapmışız, düşünmüşüz. Hakikaten de yumurtalar şu anda dolu arkadaşlar. Sadece son yumurtladığı yumurta boş. Onu gösterebilirsem inşallah size şimdi göstereceğim. Işıktan belli olur umarım. Şurada bizim yumurta kontrol lambamız var. Böyle videolar için saklıyorduk ama bunun ışığı birazcık telefon için az geliyor arkadaşlar. Biraz daha karanlık bir ortamda bakılması lazım. Hatta full karanlık olması lazım. Bakalım belki full karanlık yaparız sizler için. Şuraya bir odaklamamız lazım. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar halkayı? Ortada da kırmızı. Dolu. Bakın artı olanlar. Bunda artı vardır. Kaydırdığım yumurtalar. Bakın damarlanma var. Diğer dişi strese girmez. Geçen sezon çok fazla uğraştık biz bu dişiyle. O yüzden bize alışık arkadaşlar. Hani yumurtaları kırma gibi huyu yok. Bakın arkadaşlar damarlanmayı görüyor musunuz? Umarım benim gördüğüm gibi sizler de telefondan net bir şekilde görüyorsunuzdur. Ciddi anlamda şu anda damarlanma net bir şekilde belli oluyor. Bakın bu da olmuş. Bu kendi yumurtası. Bakın bu da var. Dolan. 4 yumurtası vardı. 3'ü dolmuş arkadaşlar. Son yumurtası zaten şu anda boş dediğimiz yumurta. O da artık dolarsa dolacak, dolmazsa yapacak bir şey yok. O da aynı şekilde üzerine 2 gün yatılmamış yumurta. Yumurta felci geçirdiği yumurta belki de o. Ya cidden çok şaşırdım. Allah'ın bir hikmeti. Ben böyle bir şey ilk defa gördüm. Daha önce de hiç başıma gelmedi. Zaten şaşırmamın sebebi de arkadaşlar. Yani yumurta bozulmuştu. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Ama tekrardan nasıl böyle bir duruma geldi, nasıl oldu bilmiyorum. Yumurtayı şöyle net görebileceğimiz bir şekilde açı vermeye çalışıyorum ama bakalım. Buradan gözüküyor, tamam verdik. Şu arkadaki ışığı kapatsak nasıl olur arkadaşlar? Deneyelim mi? Vallahi kapattım. Aşağıya da sallandırdık. Görüyor musunuz? Sor. Yumurta net bir şekilde, bariz bir şekilde dolu gözüküyor ve canlı bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Kalp atışı da zaten gözüküyor. Biraz dikkatli bakarsanız çok net gözükmedi gerçi videoda ama başka videolarımızda göstermiştik. Dikkatli şekilde bakarsanız eğer arkadaşlar kalp atışı da gözükecektir. Cidden çok şaşırdığım bir durum.
Ya daha önceden başıma gelse bu kadar belki tepki vermezdim ama daha önceden zaten böyle olaylar yaşadığımız için yumurta felci sultanımda geçirmişti mesela. Kaydırdık, yumurtası zaten bozulmuş demiştik. Başka birinin altına kaydırdık, gene bozuktu. Ama bunda öyle bir durum olmadı. Bakın dişimizi görüyor musunuz arkadaşlar, dedim ya. Sağlık durumu gün geçtikçe daha da kendine gelecek, daha da güzelleşecek. Bu arada ışıklarımız söndüğü zaman da bu şekilde gözüküyor üretimhanemiz. Çok fazla şey yapmadan hemen ışığımızı tekrardan geri takalım arkadaşlar. Siparişleri bu arada yetiştirmeye çalışıyorum. Çünkü çok fazla sipariş alıyoruz arkadaşlar bu aralar. Yaptığımız reklamlardan dolayı olabilir veya memnuniyetlikten dolayı olabilir. Fiyatlandırmamızdan dolayı olabilir. İllaki neden vardır ya da bizi sevdiğiniz için tercih ediyor olabilirsiniz. Ciddi anlamda güzel gidiyor şu anda. Desteklerinizden ötürü de hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeri geldiği zaman hep teşekkür etmeye çalışıyorum zaten sizlere. Ben de elimden geldiğince sizlere arkadaşlar siparişlerinizin yanında hediye göndermeye veya yardımcı olmaya çalışıyorum. Ürün kullanım konusunda olsun, üretim konusunda olsun, yavru yumurta alma konusunda olsun. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. O yumurtalar kimindi? Annemiz burada. Bakın yumurta felci geçirmişti. Bakın tüneye çıkmaya başladı. Gayet güzel arkadaşlar. Tüneye çıktı, hemen bunu eşe alayım atayım gibi bir durum yok. En az bir 10 gün daha var. Bu 10 gün kadar daha burada takılacak arkadaşlar. Bu burada toparlanması lazım. Biz ilk önce cana değer veriyoruz. Yavru bizim sonraki işimiz. İlk önce anne babanın bizim için iyi olması lazım. Sonuçta onlar da can taşıyorlar arkadaşlar. Hani bunlara makine gözüyle bakamaması lazım. Bunu yıllardır söylüyorum ama hala bakış açısını değiştirmeyen arkadaşlarımız maalesef var. Tek dertleri ticari kaygıları olduğu için bizde öyle bir şey yok. Dediğimiz gibi bekleteceğiz. Bunu şimdi atsam yumurtlar mı? Yumurtlar. Yumurta felci geçirme ihtimali var mı? Çok düşük arkadaşlar. Hemen yumurta felci geçirmez öyle artık. Bir kere zaten geçirdi. Takviyesini verdik. Vermeye gene devam edeceğiz. Biz önlem amaçlı hala devam edeceğiz arkadaşlar takviyeye. Bakın. Yumurtaların annesi bu. Yumurtlayan dişimiz, kızımız bu. Bakın gayet güzel gidiyor. Videoyu çektiğim zaman yerden kalkamıyordu. Belki hatırlayanlar vardır. Annemiz bu. Babamız da yuvada dişisini arıyor arkadaşlar. Hemen gösterelim. O da çıktı mı dışarıya, çıktı. Yavrular cidden çok güzel gelecek. Bunlar Berkan abinin oradan gelme kuşlar. Üst vasıf konuşamadım bu arada. Üst vasıf kuşların yavruları arkadaşlar bunlar. O yüzden altlarından gelecek yavru benim için çok çok sürpriz olacak. Yani çok güzel yavrular bekliyorum. Şuradaki yeşil dişi şovdan mesela vasıflı gelecek yavrular var. Bu suluğu da sürekli düşüyorlar sağ olsunlar. Bunlar bu suluğu kullanmayı çok bilmiyorlar niyeyse. Sulukla çok oynuyorlar arkadaşlar. Onu da gördük, düzelttik. Yuva açılışı şu anlık yapmayacağım. Gelişmelerden sizlere bahsedeyim. Rainbow'lardan yumurta gelecek. Bakalım belki gelmiş olabilir. Merak ettiğim yuvalardan bir tanesi de bu zaten. Yok, henüz gelmemiş. Çiftleşme bunlarda gördüm arkadaşlar. Rainbow'larda çiftleşme geldi. Bir sonraki kuluçkonların yerini değiştireceğim bu arada. Bunlardan çiftleşme geldi. Dün bizzat şahit oldum. Nemlendirmeyi yaptık. Nemlendirme başladıktan yaklaşık bir 7-8 dakika sonra arkadaşlar, 10 dakika olmamıştı. Bunlarda çiftleşme geldi. Nemlenme de, ortamın nemi de ciddi anlamda fark ediyor. Bu güzellikte iki tane yumurtasını bırakmış. Bugün üçüncü yumurtasını bırakması lazım. En geç yarın sabah üçüncü yumurta yuvada olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi komple bir yuva açılış videosu şu an değil. Artık başka bir videomuzu diyelim arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Sizlerden ricam, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bize çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.